Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Valheim bölümüne hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız abi? Bugün madencilik rehberi yapacağız abi. Yani ben size madenciliğin nasıl yapıldığını anlatacağım. Önce tabii kömür ocağına bir eritme fırınıma ihtiyacım var. O yüzden benim depomda var zaten itemler. Onları bir alayım. Depoma geldim. Şu alaç çekirdeğini taşları bir alalım. Bu kadar yeterli mi? Yeter herhalde. Başka var mı? Yok. Tamam, 20 taş 5 alaç çekirdeği istiyorum zaten. Bunları nereye kursam? Bunu buraya kuracağım arkadaşlar. Diğerini yanına kuracağım. Zaten ilerleyen bölümlerde arkadaşlar yeni bir ev yapacağım. Aklımda güzel bir ev var. Bayağı büyük bir şey yapacağım. Ve aynı zamanda çiftlik falan yapacağım arkadaşlar. Domuz falan evcilleştireceğiz. Kurt evcilleştireceğiz. Domuzları ve kurtları çiftleşip yavru falan veriyorlar bize. Oraları size göstereceğim arkadaşlar. Önce şimdi bunlara bir mesela buraya kömür ekliyoruz ya. Yandan bize şu an tabii kömür olmadığı için üzerimi gösteremiyorum. Buraya kömür ekleyip yandan da bize atıyorum kalay madeninden topladığımız kalayları içine atarak bize bronz falan veriyor arkadaşlar. Hepsini size göstereceğim. Şu ateşimizi bir yakalım. Oradan bir maden arayışına çıkalım. Önce bir kalay madeni bulalım arkadaşlar. Arkadaşlar elimize kazmayı aldık. Vurmaya başladık. Kalay yatağı kesiyoruz arkadaşlar. Kalay yatağı nerede bulunur? Kalay yatağı arkadaşlar kara ormanda nehir kenarlarında bulunuyor genellikle. Bir tane kestim. Bu kalay yatağı mı? Bir dakika bunu da bir keseyim. Şurada önde bir tane kalay yatağı var. Şu an görüyorum da. Aa, bu normal taşmış ya. Boşuna uğraştık. Bunu da bir keseyim. Aa, bu arada kuş gelmiş. Bizim kuş bakalım bize ne diyecek. Neyse şu kalay yatağından içine çıkanları da bir alalım. Ondan sonra zaten bunları madende işleriz arkadaşlar. Size göstereceğim bunları. Merak etmeyin. 4 tane daha kalay madeni verdi bize. Ne diyor? Eritme fırını inşa etmek için alaç çekirdeğine ihtiyacın olacak falan filan. Kanka biz bunları yaptık. Arkadaşlar yaklaşık 15 dakikanın ardından 26 tane kalay yatağı topladım. Şu an gördüğünüz gibi üzerim full doldu. Karakter yürüyemiyor. Benim bir şeyler atmam lazım da ne atsam ya. Hep de işe yarar şeyler var şu an üzerinde. 7 tane daha boşluk açmam lazım. Ya yani şu an 7 ağırlık fazla var. Abi 306 oldu ne fark etti ya. Arkadaşlar bakır yatağına geldik. Bildiğiniz gibi bize kalay madeni ve bakır yatağı da lazım. Yani bakır da lazım. Bunlardan bronz yapabiliyoruz. Şu bakır yataklarını da bir keselim abi. İçinden çıkan bir malzemeleri toplayalım. Ondan sonra size hepsini beraber göstereceğim. Topladığımız madenleri nasıl işleyeceğimizi. Arkadaşlar fırınımıza normal odunu yüklüyoruz. Bize bu odun kömürü veriyor. Bu odun kömür ne ya? Aynen doğru aslında. Ondan sonra buradan çıkan kömürleri eritme fırınımıza koyuyoruz. Buradan da eritme fırına eşyalarımızı koyuyoruz. Bak mesela bakır madenlerini koydum. 10 tane şu an full. Bize bu fırın kömürü vermeye devam ediyor. Odunları zaten koymuştuk içerisine. Abi uyuduk uyandık. Karakterimiz yoruldu. Bayağı burada bakır birikmiş. Kalay da birikmiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni üretim tarafları açıldı. Bronz falan verdiği için. Burada da kömürler bayağı birikmiş. Benim eşyam ne var? Full abi bunu eritme eşyalarını. Daha varmış. Eritme fırında kömürü de verdik arkadaşlar. Bu ocağa tekrar benim bir ahşap yani odun eklemem lazım. Kalay. Aynen arkadaşlar bak bunları eritiyoruz. Bize malzeme veriyor. Bu malzemelerle eşya falan güçlendirebiliyoruz. Yeni eşyalar yapabiliyoruz. Zaten şu an dolu eritme fırınımız. Buraya bir ocak kuracağım ama kömür lazımmış ya. Kömür yok mu benim üzerimde ya? Neyse şu fırına bir odunları ekleyelim bize kömür versin. Ondan sonra şu ocağımızı bir kuralım. Kömürlerimiz çıktı arkadaşlar. Ocağımızı kurduk. Şimdi bu ocağa bir çatı yapmamız lazım kullanabilmemiz için. Aynen. Çatıyı da şöyle koyalım. Çok fazla oldu? Neyse ya çok önemli değil. Zaten bunları düzenleyeceğiz ilerleyen seviyelerde. Şuraya bir yalandan bir çatı kuralım. Yeni evimizi yapacağız. Şuraya bir duvar lazım. Aynen. Duvarı döndür. Tamam ya olduğu kadar. Şu an kullanabiliyoruz. Aynen. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi kalay ve bakırla bronz üretebiliyoruz. Bu bronzlarla da kendimize eşya craftlayabiliyoruz. Arkadaşlar kazanın altına ateş gerekiyordu. Unuttum. Kazanım yeni yere aldım. Altına ateş kurdum normal. Üzerinde kazanı kurdum. Bak buradan bunları üretebiliyoruz. Bunlar arkadaşlar ilerleyen bölümlere gelecek merak etmeyin. Neyi nasıl yapıldı. Zaten altta da gösteriyor da uygulamalı bir şekilde biz de yaparız arkadaşlar. Ocağı tekrar bir ateşe verelim abi. Bizim bol bol bakır ve kalay madeni üretmemiz lazım ki bronz yapabilelim. Şu eritme fırına da şu eşyaları vereyim. Depomda vardı benim. Neredeydi onlar? Bayağı toplamışım çünkü. Nerede? Burada yok mu? Nereye koydum? Heh. 14 tane var. 2 tane bronzumuz var. Şunları da bir alayım. Bunları bir işleyelim. Karakter yürümüyor ya.
Buraya bakırları koyalım. Bunları bakır madeninden bir saat falan uğraştım arkadaşlar toplamak için. Zaten size göstermişim bakır madeni neye benzediğini. Büyük bir taş kütlesi arkadaşlar. Üzeri zaten biraz parlıyor. Belli ediyor kendi. Kara ormanda bulunuyor arkadaşlar. Aklınıza bulunsun. Gördüğünüz gibi bize önden bakır vermeye devam ediyor. Karakter öldü anasını satayım. Arkadaşlar uzun uğraşların sonucunda 14 tane kala 21 tane bakır elde ettik. Şimdi bunlarla nasıl bronz yapacağız onu da göstereyim. Sonra yavaştan bir video kapanışına geçelim. Bak mesela bronzlarla arkadaşlar gördüğünüz gibi işte bronz kılıç falan yapabiliyoruz. Yani bronz eşyalar böyle açılıyor. 10 bakırla 10 bakır ve 5 kalayla 5 tane bronz ürettik arkadaşlar. Yani toplamda 10 tane bronzumuz oldu. Burada hala bize vermeye devam ediyor. Karakter yürüyemiyor ki. Eşya ya doldu üzerimiz. Full doldu. Bronz kılıç yapacağım bu arada. 2 tane deri lazım. Bak 10 tane bakırım var şu an. Bunları atıyorum. Üzerine yer yok çünkü. Bir tane bir bronz kılıç yapalım arkadaşlar. Videoyu öyle bitirelim. Bunları bir alalım. Bak buradan bize kömür ve şeyleri veriyor zaten. Bakır madenlerini veriyor. Dediğim gibi arkadaşlar unutmayın. Kalay ve bronzla pardon. Kalay ve bakırla bronz yapabiliyoruz arkadaşlar. Bak bronz kılıcımızı yaptık. Güzel. Yeni eşya bronz kılıcımız oldu arkadaşlar. Buna ilerleyen bölümlerde levelle basarız. Şuradan yerdeki bakırları da aldım. Şurada biraz daha bronz basalım. 2 bakır ve 1 kalay gerekiyor bir bronza. Şu an kaldım üzerinde. Kalmadı herhalde. 2 kalayım var ama bakırım yok. Bir tane daha bakır lazım bir tane daha bronz üretebilmem için. 15 kalay 10 tane daha bakırı topladık arkadaşlar. Yemeğe ne uğraştım ya. Gerçekten çok yoruldum. Şuradan şu bronzları bir basayım. Bir tane basabildik zaten. Bronz baltamızı da bastık arkadaşlar hayırlısıyla. 8 bronz 4 ahşap ve 2 tane deri urdası gerekiyor. Dediğim gibi diğer itemler kolay da bronz yapmak biraz zaman alıyor. Yani full gidip maden kesmeniz lazım. Ben size oraları kestim tabi çok fazla uzun sürdüğü için. Yani nereden baksan bu video için 2 saat 2.5 saat uğraşmışımdır öyle söyleyeyim. Git gel git gel. Bronz baltamız da oldu. Böyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar huş ağaçlarını bronz baltayla kesebiliyoruz sadece aklınıza bulunsun. Bunlardan bize kaliteli ahşap çıkıyor. Bu huş ağaçları normal üzerimizdeki baltayla kesilmiyor. Dediğim gibi bronz balta lazım bunları kesebilmemiz için. Ve bunlardan kaliteli ahşap veriyor bize. Kaliteli ahşaplarla arkadaşlar bu tarz şeyler yapabiliyoruz. Yani masa falan, sandalye, tabure. Bu tarz şeyler arkadaşlar kaliteli ahşaptan yapabiliyoruz sadece. Falan filan. Neyse arkadaşlar videoyu çok fazla uzatmayalım. Neyse arkadaşlar bu bölümü böyle olsun. Size madenciliğin nasıl yapıldığını gösterdim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer video beğendiyseniz videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.